Profesör Saracoğlu'yla Ruh ve Beden Sağlığı devam ediyor. Sağlık dileklerimizle beraber devam ediyor. İki bitkimiz var. Sinir sıkışması için hocamızın kür tavsiyesi nedir? Hocam, ısırgan ve kiraz sapı iki önemli bitkimiz. Bunların karışımından elde ediyoruz bu kürü, ama nasıl yapıyoruz hocam? Şimdi 25-30 tane kurutulmuş kiraz sapı, 1,5 bardak suda bunu 3 dakika kaynatın. 3. dakikadan sonra üzerine de ısırgan ilave edeceksiniz. 5-6 gram. 3-4 dakikada öyle kaynatıyorsunuz ve bunun suyunu içeceksiniz. Hocam, çınar yaprağında olduğu gibi ısırgan da yeşilken kurutuluyor. Evet. Bir de kiraz sapının hocam tazeliği ile ilgili bir tavsiyeniz vardı. Onu bir daha söyler misiniz? Şimdi efendim, kiraz sapını kaynattığınız zaman 2-3 dakika sonra kaynarken çok hafif kırmızıya dönüşmesi lazım. Yani bir kırmızı tonu görmeniz lazım. Yok görmüyorsanız, yeşil gibi kalıyorsa, hafif gri sarımsı gibi, o zaman bilin ki o raf ömrünü doldurmuş. O zaman boşu boşuna içiyoruz demek ki. Tabii. Değil mi hocam? Evet. Evet. Onun için kiraz mevsiminde kiraz yemeyen yoktur. Lütfen onun çöplerini atmayın. Bir yıl o bozulmadan kalır. Güzelce kurutun. Yani bir komşunuz, birisi ihtiyaç hissedebilir. Kendisininki kendine yetmemiş olabilir. Hani derler ya Anadolu'da, komşu komşunun külüne muhtaç. Ha, evet. Kiraz sapına muhtaç olabilir. Siz de çıkartır verirsiniz. İşte Allah rızası için en büyük işlerden bir tanesini yapıyorsunuz. Yani bir kulun bir derdine ortak oluyorsunuz. Hocam, 3 dakika kiraz sapını kaynatıyoruz. Ardından ısırganı ekliyoruz. Kaynamaya devam ediyoruz. Bekliyor mu hocam? Yok, devam ediyorsunuz, kaynatmaya. 3-4 dakika en fazla. Ondan sonra ılıyacak. Kaç defa hazırlayacaksın bunu Kübra günde? Kim hocam? Bu kürü. Sabah. Efendim? Sabah akşam. Tamam, aferin. İmtihan edeceğiz arada sırada ki öğrenin yani. İlla ekrandan, monitörden okumamak lazım. Çünkü bu işi yapıyorsun ya burada. Şimdi vatandaş yolda soracak. Ya Kübra Hanım, sen o gün sinir sıkışması için bir şey yaptıydın. Kızım, şunu bir de bana anlat derse, ben şimdi o notlarım televizyonda demeyeceksiniz. Artık cebinizde filan taşıyın. İnsanlara yardımcı olun. Kübra bizim elimiz ayağımız hocam. Evet. Teşekkür ediyoruz Kübra'ya. Hocam, bunu bir ay mı içiyoruz? Evet. Sinir sıkışmasında bir de şey yapsınlar, ardıç yağı. Dıştan sürebilirler. Bak, %100 ardıç yağı olacak. Yani fakat insanlar bir garip, en ucuz yağı alıyor, çivit yağı mesela, pamuk yağını. Pamuk onun yağı. İçine ardıcı basıyor. Bir hafta 10 gün bekletiyor. O da o yağ ardıçlı kokmaya başlıyor. Küçük şişelere koyup ardıç yağı diye satıyorlar. Yapmayın. Hocam, çörek otu yağına da koyuyorlar onu. Aynen. Pamuk yağı. Yapmayın. Yapmayın. Yani bir de şifa bulamıyorlar. Bak, ucu sonunda bana dayanıyor. Hoca diyor, bize söylemişti, uyguladık, fayda etmedi bu defa diyorlar. Çünkü kullandığı yağ sahte. Evet hocam. Evet. Şimdi ısırganı ekleyelim isterseniz. Evet. Hayır, birazcık daha. Hani tamam. Dediniz ya hocam, yolda sorarlar sana diye. Hı? Şimdi fayda etmezse Kübra'ya da hesabını sorarlar hocam. Tabii ki. 20-30 adet kiraz sapını kaynamış suya koyuyoruz. Bir su bardağı. 3 dakika kaynatıyoruz. Ardından ısırganı ekliyoruz. 3-4 dakikada onu kaynatıyoruz. Sabah ve akşam yemeklerden sonra içiyoruz hocam. Aynen. Ve inşallah şifa alıyoruz Allah'tan. Maşallah.